Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz bugün 14 Temmuz çarşamba akşam 22 sularındayız. Ee, kısa vadeli dolar analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer bugün arkadaşlar dolar e, faizler sabit kalırsa 8.50-8.55 bölgesine doğru hareket edebilir mi diye e, diye bahsetmiştik. Merkez Bankası'nın bugün kararı vardı ve karar da açıklandı. E, benim çok fazla arkadaşlar araştırma'm olmadı piyasa beklentisine karşı ama benim beklentim faizlerin sabit kalmasıydı sabit de kaldı 19 politika faizi yani bir hafta vadeli repo faiz oranı 119 olarak sabit kaldı dolayısıyla yine birazcık da beklenti satın alındığı için burada çok fazla bugün hareket olmadı 863'lere kadar bir hareket olmuştu eğer e, faizler indirilirse korkusuyla yukarı gitmişti veya ucuz bulan arkadaşlar 8.58'lerden alıp 8.63'lere kadar taşıyıp oradan da Malı satmış olabilir arkadaşlar böyle bir e, taktik içerisine girmiş olabilir Ancak biz e, yine o 8.63 noktasından tekrar aşağı geldik 8.61'lerin altına geldik ve şu an 8.58 Destek noktasını takip ediyoruz. E, dünkü yazdığımız özette de dolar TL'de yurt dışına rağmen bugün 8.63 altına sarktık. Umarım bu bir suni müdahale değildir. Yarınki faiz kararı eğer sabit kalırsa 8.55-8.50 arasına gidebiliriz. Eğer faizler indirilirse 8.65'ler kırılır ve 8.70 ilk hedef olur demiştik. Bu benim şahsi görüşümdü. Faizlerinde sabit kalmasını bekliyordum. Şimdi 8.55 ve 8.50 arasına doğru hareket ettiğini düşünüyorum. E, i̇lla bir günde olacak diye bir şey yok ama şu an 58-57'ler civarındayız. E, yine 55'ler civarında doğru hareket devam edebilir. Destek dirençleri yazdıktan sonra da 8.64 altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini yazmıştık. Amerikan faizleri haber akışlarıyla beraber yukarı doğru giderken dolar tl'nin aşağı etmesi ilginç. Faizler daha da. Ee, yukarı gidebilir dikkat demiştik. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, hareket yine kırmızı bir mum yaptı dolar TL'de. Indikatörler yine aşağı doğru hareketi gösteriyor. Daha kısa vadeye baktığımızda arkadaşlar burada da herhangi bir toparlanma görmüyorum. Dolayısıyla ben burada düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. 862'lerin altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini sizlere e, aktarabiliriz yine. Euro Türk Lirası ve Sterlin tarafında da benzer durum vardır. Euro tarafında arkadaşlar birazcık toparlanma var muhtemelen. dolar endeksi burada yukarı gitmeye çalışıyor. Aynı durum muhtemelen Sterlin'de de var. Evet arkadaşlar aynı durum burada da geçerli. Peki o zaman dolar endeksine bakalım. Yukarı doğru mu gitmiş? pardon, aşağı doğru mu gitmiş? Yanlış söyledim arkadaşlar. Dolar endeksi aşağı gittiği için Euro ve Sterlin yukarı doğru gidiyor dolara göre. Dolar da bir miktar aşağı doğru gidiyor onlara göre parite endeksinden. Şimdi Burada yukarı doğru çok sert bir hareket vardı. Çoğu zaman arkadaşlar bu kural pek bozulmuyor. Sert yükselişler, sert düşüşleri, sert düşüşlerde sert yükselişleri genelde arkasından barındırıyor. Yine buna benzer bir hareket olduğunu düşünüyorum. Önemli olan yarın asıl hareketin yani bu tamam yukarı götürdük, oradan sattınız asıl hareket bunun devam mı olacak yoksa tekrardan? 91-90'lara doğru bir hareket mi olacak bunları izlemediğiz yine Amerikan faizlerine baktığımızda 10 yıllık faizlerine baktığımızda arkadaşlar yine burada da çok sert gittik aynı şekilde de bugün aynı düzeltmesini yaşadık bakın bir benzeri hatta bir benzeri şunu da sayabiliriz şöyle sert düşüşten sonra sert yükseliş sert yükseliş sert düşüş. Sert yükseliş sert düşüş hep aynısı arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada piyasa dengelenmeye çalışıyor. Eğer bu yarına devam ederse ve 1.38 altında kalırsa tekrar Amerikan faizlerinde günlük bazda düşüş trendine girebileceğinden bahsedebiliriz. Burada 1.25'lerden 1.40'lara 42'lere kadar geldik. Bu da dolar tl'yi arkadaşlar aşağı doğru baskılayabilir. Yani burada dün gitmedi arkadaşlar bu kadar yukarı doğru giderken faizler ve dolar endeksi. Eğer bir de bunlar tam tersine geri dönerse, e, faizler yukarı gidebilir demiştik ama şu an tekrar geri dönmeye başlıyormuş gibi gözüküyor. Eğer bu e, aşağı doğru gelirse dolar TL'de baskı artar ve 8.50-55 bölgesine doğru daha hızlı gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde aklınız olsun tabii ki yatırım tavsiyesi değil. 2 yıllıklarda da durum bu şekilde. Yarına bakmak lazım arkadaşlar. Yarın bizde kapalı olsa da 15 Temmuz sebebiyle yurt dışı piyasasında dolar tl işlem görecekti. Genellikle tatillerde de yukarı doğru bir hareket oluyor ama bakalım bu sefer neler olacak arkadaşlar. Bayramlarda da özellikle bu hareket gözlemleniyor. Bunları izlemekte olacağız. Peki şimdi özetimizi yapalım. E... Faiz sabit ve 8.58 tekrar geldi. 8.55, 8.50 hareketinin hareketinin potansiyel olduğunu düşünüyorum ee, ve 8.62 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder destek burada 8.58 8.55 8.50 civarı arkadaşlar sonrasında da direnç noktasında 8.62 artık bizim için direnç oldu 8.61.5 yazabiliriz hatta sonrasında da 8.65 867 ve sonrasında da 70'ler var ama onu şimdilik yazmaya gerek yok diye düşünüyorum Bunu bir büyütelim 24 puntoya çektim Şu yazıyı da birazcık Aşağı atalım Başka söyleyecek bir şeyimiz kaldı mı Dolar ABD faizleri Ve dolar indeksi aşağı Gelirse Dolar TL 8.50'ye gitmesi kolaylaşır. Yatım tavsiyesi değil tabii ki. Özetimizde yaptık ve şimdi borsa tarafına bir geçelim arkadaşlar. Borsa tarafına geçtiğimizde bugün arkadaşlar artık bir toparlanma belirtisi görüyoruz. Eğer 136 binlerin üzerinde de yarın kalabilirsek burada tekrardan yükseliş trendi başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu durumda da bizleri ilk olarak burada 137.500'ler ve 138.000'ler bekliyor. İndikatörlerde de bir toparlanma var. Yani borsa tarafında eğer yarın açık olsaydı yukarı doğru bir hareket beklerdim ama burada artık cuma günü yukarı doğru bir hareket gelme ihtimali var ama burada perşembe günü yurt dışı açık olduğu için yine durum yurt dışına terse dönerse burada dikkatli olmak lazım. Yani bugün gibi günlerde yarın Bizde tatil olması birazcık riskli bir durum yaratıyor yorumlama açısından. Peki bir de Bitcoin'e bakalım çok kısa. Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar şu an 32 binlerdeyiz ve günlük baza geçtiğimizde de yine 31 binler gelebilir demiştik arkadaşlar 31 binler geldi ve daha alt noktada da 30 binler var 30 binlere doğru hareketin şu aşamada eğer 33 üzerine atmazsak devam edebileceğini. Sizlere aktarabiliriz son olarak yine dolar tl grafiğine geldik Ve özetimizi bu şekilde gösterdikten sonra e, Kısacası arkadaşlar burada e, Şuradaki ufak düşüş trendi bu 8.63'lerin kırılmasıyla beraber dün derinleşmişti 858'lere kadar. Ee, bir miktar aslında beklenti satın alındı burada faizlerin sabit olunacağına dair. Eğer eee faiz indirilseydi çok sert bir şekilde yukarı gideceğini düşünüyorum demiştim ben 870'lere doğru en azından. Ama şu an e, tekrardan 863'leri geçemeyince burada 8.58'leri test etmeye başladık. Eğer e, burada yurt dışı piyasalar da arkadaşlar burada e, olumsuz yansırsa bu grafiğe ilk ilk etapta 855'ler sonrasında da 850'ler civarına doğru bir e, iniş devam edebilir. 862 altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini sizlere e, bu şekilde paylaşabilirim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isterseniz burada mail adresimiz bulunmakta. İyi akşamlar.